Bu videoda hangi tür tepkimelerle karşılaşabileceğimizi göreceğiz. Elimizde geçtiğimiz videodaki bileşenlere benzer bileşenler var. Ancak bu defa nükleofil ya da bazın metoksit olması yerine biraz daha karışık bir şey kullanacağız. Yine bir karbona bağlı o eksimiz olacak. Karbona bu şekilde bağlı olacak. O da 3 tane metil grubuna bağlı olacak. CH3'lerimizi bu şekilde yerleştirelim. Evet. Artık metoksitimiz yok. Üzerini çizelim. Onun yerine burada gördüğünüzü kullanacağız. Çözücümüz öncekiyle tamamen aynı, yani dimetil formamid. Bu bir aprotik çözücü ve tepkimeyi SN2 ya da E2 yönüne çekiyor. Ama artık metoksitimiz yok. Metoksit hem çok kuvvetli bir bazdır hem de çok küçük bir moleküldür. Bu sayede substratla hemen tepkimeye girebilir. Ayrıca kuvvetli bir nükleofildir. Şimdi kullanacağımız bu büyük molekül de kuvvetli bir baz, hatta son derece kuvvetli bir baz. Ancak bu kadar büyük, hacimli bir molekül, substratla tepkimeye girerken sorun yaşar. O yüzden iyi bir nükleofil değildir diyebiliriz. O zaman buranın üzerine çizelim. Çünkü güçlü bir nükleofil söz konusu değil. Bu baz ya da nükleofil ya da nükleofil görevi görecek madde büyürse, baz kuvvetli bir nükleofil olmaktan çıkar ve SN2 tepkimesi için işe yaramaz hale gelir. Bu baz ya da nükleofil biraz bile değiştirildiğinde tepkime E2 yönünde gerçekleşir. O zaman geçtiğimiz videodaki gibi böyle bir şey görmeyiz. Sadece şöyle bir şey görürüz, değil mi? Tabii bu örnekteki baz artık metoksit değil. O yüzden şunu bir silelim. Burayı da silelim. Tamamdır. Bu durumda molekül metil grubuna bağlanmak yerine karbona bağlı. Bu karbona da 3 tane metil grubu bağlı. CH3'lerimizi yine buraya yerleştiriyorum. Bütün bu gruba tert-bütül grubu da diyebiliriz. Bu karbona da CH3'ler bağlı. Böylece tepkime önceki videodaki gibi gerçekleşiyor ama bu kez bazımız büyük. Kocaman ve hacimli bir şey. Ancak hala kuvvetli bir baz görevi görüyor ve protonu tutuyor. Böylece hidrojene bağlı elektron alfa karbona gidiyor. Alfa karbon elektronlu bromo grubuna veriyor ve bromür oluşuyor. Aynı mekanizma ama sadece baz farklı bazımız iyi bir nükleofil olmadığından da SN2 tepkimesi değil E2 tepkimesi görülür.